Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye peygamberler gönderdik. Allah kanunlarını yeryüzüne indirdiği halde siz de ona karşı kanunlar koydunuz. Allah helal dedi, siz haram dediniz. Allah haram dedi, siz helal dediniz. Allah dedi, benim emrettiğim gibi devletinizi yöneteceksiniz. Siz, hayır, Fransa'nın sistemi olan laiklik ile yöneteceğiz. Allah dedi, kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerdir. Allah dedi, mahkemelerinizde benim kanunlarım ile insanlara hükmedecek ve ona göre karar vereceksiniz. Siz, hayır, biz Almanya'nın, İsviçre'nin ve İtalya'nın medeni kanunlarıyla hükmedeceğiz. Allah dedi, hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Ve Allah yine dedi, şunları görmedin mi? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını sanıyorlar da, hakem olarak tağuta başvurmak istiyorlar. Oysa kendilerine onu inkar etmeleri emredilmişti. Allah dedi, benim yolumda savaşacaksınız. Siz, hayır, kendi çıkarlarımız için savaşacağız. Allah dedi, inananlar Allah yolunda savaşırlar. Kafirler ise tağutun yolunda savaşırlar. Allah dedi, beni dost edinin. Siz, hayır, biz Amerika'yı, Rusya'yı ve onların dostlarını dost ediniyoruz. Değerli dostum Donald ile bugün bu heyetler arası ve ikili görüşmeyi gerçekleştirmek suretiyle iki tarafın ortaya koyduğu işbirliği ruhudur. Bunun için dostum Putin başta olmak üzere tüm Rus yetkililere teşekkür ediyorum. Allah dedi, Allah inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin dostları da tağuttur. Allah dedi, sizler tağutsunuz. Ve ey insanlar, bu tağutları reddedin ve bana iman edin. Aksi halde sizler hiçbir şekilde Müslüman değilsiniz. Siz dediniz, biz tağutları reddetmeden de iman ederiz. Eğer tağutları reddedersek, ticaretimizin önü kesilir, işlerimiz yolunda gitmez, millet bölünür, devletimiz elden gider, insanımız büyük bir sıkıntı çeker. Allah dedi, kim tağutu inkar edip Allah'a inanırsa, muhakkak ki o kopmayan, sağlam bir kulpa yapışmıştır. Ve Allah peygamberi Muhammed'e dedi ki, tağuta kulluk etmekten kaçınan, Allah'a içten yönelenler ise onlar için bir müjde vardır. Öyleyse kullarıma müjde ver. Allah sana onca şey söyledi. Tağutları reddet, bana iman et. Benim adıma an ve bana itaat et. İnsanlardan korkma, benden kork. Sana benim vereceğimden başka kurtuluş yok. Eğer sana dünya zarar vermeye kalksa, benim emrim gelmeden sana zarar gelmez. Eğer bir fayda verecek olsam, benim emrim gelmeden ona engel gelmez. İşte o sizin ve bizim tek olan ilahımız. Ondan başka güvendiklerim mi var? Onlar kendini kurtaramayacak. Bari sen kendini kurtar. Biz elimizden geleni yaptık ve bu videoyu paylaştık. Şimdi sıra sende. Tüm insanlar İslam'ı duysun diyorsan sen de elinden geleni yap. Abone ol ya da olma. Beğen ya da beğenme. Paylaş ya da bırak. Belki bizden daha iyi işler yapabilirsin. Belki iyi fikirlerin var. Her ne gizliyorsan onu artık açığa çıkar. Çünkü insanların gerçekten İslam'a ihtiyacı var.